AK Parti Merkez Yürütme Kurulumuzun kıymetli üyeleri, değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, kıymetli belediye başkanları ve il genel meclis başkanlarımız, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne AK Parti teşkilatlarımızda görev almış dava ve yol arkadaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, İzmir depreminin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları hamdolsun sona erdi. Buna göre depremde 1114 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1035 insanımız da yaralandı. 114 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1035 insanımız da yaralandı. Yaralılardan 999 vatandaşımız taburcu oldu. 36 vatandaşımızın şu anda tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavisi süren kardeşlerimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Deprem anından itibaren arama, kurtarma, enkaz kaldırma, hasar tespiti ve sağlık hizmetleriyle barınma ve gıda destekleri başta olmak üzere depremzedelerin tüm ihtiyaçları eksiksiz karşılanmıştır. Bakan arkadaşlarım, bunun yanında sivil toplum kuruluşlarımız hepsi bölgede seferber olmak suretiyle bu işi yakından takip etmişlerdir. Bu konuda günlerdir canla başla çalışan tüm kamu ve sivil toplum kuruluşu mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Enkaz kaldırma çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır. İnşallah bir ay içinde de deprem konutlarının yapımına başlayacağız. Önümüzdeki yıl bitmeden de hak sahiplerine evlerini teslim etmiş olacağız. Şu andaki yol haritamız bu. Tabii yaşanan her felaket bir derstir. Ama ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat 5. gün oraya yapmış olduğu turistik seyahatte 5 gün oldu diyor. Hala enkazlar kaldırılmadı. Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı 5. gün enkaz altından çıkarılan o yavru nasıl çıkarılacaktı? Yani bir işi bilirsin, konuşursun. Ama bilmediğin iş hakkında niye konuşursun? Sus da adam sansınlar. Düşünebiliyor musunuz? İzmir milletvekilisin, şöyle bir uğrayıp günübirlik gidip dönüyorsun. Senin orada bir defa başından sonuna kadar kalman lazım. O ilin milletvekilisin ya. Bunu da yapmıyorsun ve kalkıp orada canhıraş, hayatını, her şeyini feda etmeye hazır olan bakan arkadaşlarım, sivil toplum kuruluşlarımız, bunlarla ilgili ileri geri konuşuyorsunuz. Hatırlayın, Kızılay'la ilgili de bir şey söylemişti. Bir tane Kızılay çadırı görmedim demişti. Malatya'daydı galiba. Elazığ'da. Şimdi burayla ilgili de Kızılay'a verdiler, veriştirdiler. Ya Kızılay tüm imkanlarıyla orada, AFAD tüm imkanlarıyla orada
ve hazırlıklar yaklaşık 4000'e yakın çadırla orada hazır oldular. Ve yoğun bir şekilde de çadır kuruluşları hepsi yapıldı. Yani ben çadırda bu süreci geçirmek istiyorum diyen vatandaşımıza hayır çadır yok denmedi. Böyle bir şey yok. Kaldı ki Kredi Yurtlar Kurumumuzun yurtlarını da biz bu konuda tamamen oraya geçmek isteyen vatandaşlarımıza onları da hazır hale getirdik. Yani isteyen vatandaşlarımız Kredi Yurtlar Kurumumuzun yurtlarında da kalabilirdi. Ama vatandaşlarımız oraları pek tercih etmediler. O süreç içerisinde çadırları daha çok tercih ettiler. Allah'tan ki havalar ciddi manada soğumuş değil. Hangi imkan istenirse bunlar sağlandı. Değerli arkadaşlar, yaşanan her felaket bize ülkemizin deprem kuşağında olduğu, her an yeni sarsıntılarla karşılaşabileceğimiz gerçeğini tekrar hatırlatıyor. Ülkemizde bu konudaki milat hiç şüphesiz 1999 depremi olarak en yakını olarak söylüyorum. Yoksa bu işin çok daha gerisi var. Nedir o? Erzincan depremidir, Erzurum depremidir, Çaldıran'dır, Lice'dir, Bingöl'dür, Gediz'dir. Bunlar çok daha önceleri. İşte bir Erzincan depreminde 33.000 vatandaşımız rahmetli olmuştu. Ve şu anda CHP'nin sözcüsünün dedesi de o zaman İçişleri Bakanı'ydı. Ve 33.000 vatandaşımız o zaman ebediyete irtihal ettiler. Kalkıp da şöyle geriye bakıp neler olmuş, bunu sorgulama hassasiyetini göstermeyen bu zihniyet şimdi kalkıyor, bu yalan yanlış ifadeleri kullanabiliyor. Büyük Marmara depreminin ardından başlanan mevzuat düzenlemelerini hükümetlerimiz döneminde geliştirerek sürdürdük. Farklı kurumlara dağılmış imkan ve yetkileri bir araya getirerek her depremde en ön safta yer alan AFAD'ı, yani Afet ve Acil Yönetim Durum Başkanlığı'nı biz kurduk. Niye? İstedik ki bütün bu STK'larımızı bir araya getirelim ve buralarda etki alanlarında bir zafiyet oluşmasın. Belediyelere ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na konut üretimi ve yenilemesi konusunda çok önemli yetkiler verdik. Mesela şu anda İzmir'le ilgili süratle bir adım daha attık. Nedir o? Elimizde, stoklarımızda 1000 konteyner vardı. Şimdi biz o 1000 konteynerimizi de yine İzmir'de kullanıyoruz, kullanacağız. Ve vatandaşlarımızı o konteynerlarda iskan edeceğiz. Bu arada da tabii inşaatlarımız başlıyor. Biz gelene kadar sadece 43.000 konut yapan TOKİ'nin 18 yılda tamamladığı, halen inşa ettiği ve projelendirdiği 975.000 konut ülkemizde bu alanda çok büyük bir devrimdir. Bu şekilde başlayan konut atılımı, özel sektörün de gayretleriyle ülkemizde önemli bir dönüşümün gerçekleşmesini sağlamıştır. Ancak hala dönüştürmemiz gereken 6,7 milyon konut bulunuyor. Bakın şu anda İzmir'le ilgili bu malum depremin olduğu bölge sulak bir bölge. Ve biz şimdi orada tarım orman hayvancılığa ait bir bölgeyi 1 milyon 400 bin metrekare
burayı rezerv alan olarak şu anda yapılacak olan konutlara tahsis ettik. Ve şimdi konutları Çevre Şehircilik Bakanlığımız o 1 milyon 400 bin metrekarelik alanda inşaatına başlayacak. İstiyoruz ki zemin sorunu olmasın. Ve bütün oradaki zeminle ilgili etütler yapıldı. Adımlarımız buna göre atılıyor ve genişleme noktasında da daha farklı rezerv alanlarını da oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Tabii bütün bunlardan öncelikli olarak belirlediğimiz 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 sene içinde inşa etmeyi planlıyoruz. TOKİ vasıtasıyla bu yıl 100 bin konutun inşasına başlamıştık. Önümüzdeki yıl 100 bin konutun inşasına daha başlıyoruz. Ayrıca 59 ilimizdeki 268 riskli alan ile 67 ilimizdeki rezerv yapı alanlarıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Riskli yapı olarak ilan ettiğimiz 688 bin birimin 670 binindeki tahliye ve yıkımları tamamladık. Devlet olarak şu ana kadar riskli yapı tespiti yapılan 1 milyon 395 bin bağımsız birimdeki kentsel dönüşüm çalışmaları için 5 milyon vatandaşımıza yaklaşık 15,5 milyar liralık destek verdik. Hiçbir meblağ insanımızın canından daha kıymetli değildir. İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin yüksek olduğu şehirlerimizde bu süreci hızlandırmamız gerektiği anlaşılıyor. Tabii bu sadece kamunun imkanlarıyla olacak bir iş değildir. Milletimizin de oturduğu binanın depreme dayanıklılığını tespit ettirmesi, şayet bu konuda herhangi bir sıkıntı varsa, gerekiyorsa kendisi de üstüne biraz koyarak hızla sağlam bina inşası için harekete geçmesi gerekiyor. Ülkemizi deprem başta olmak üzere tabii afetlere hazırlıklı hale getirmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Bunun yanında deprem sonrasında devreye girecek afet ve acil durum yönetimi planlarını sürekli güncelliyoruz. Dikkat edilirse artık depremlerin ve diğer tabii afetlerin ardından çok hızlı ve etkin bir müdahale ile vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. AFAD'dan UMKE'ye, belediyelerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar her kurumumuz kendi görev alanında çok güçlü bir altyapı ve yetişmiş insan kaynağına kavuşmuştur. Eskinin kargaşa ve çaresizlik görüntülerinin yerini düzenli, disiplinli ve bilinçli bir arama kurtarma, yardım, destek faaliyetleri almıştır. Bir kez daha İzmirli kardeşlerime geçmiş olsun diyor, Rabbimden ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylemesini diliyorum. Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz salı günü, yani 3 Kasım tarihi iktidara gelişimizin 18. yıl dönümüydü. Bu vesileyle yıl içinde yaptığımız 1 milyon yeni üyemizi bütünüyle temsilen 1 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflemiştik. Ancak İzmir depremi sebebiyle bu programın tören kısmını iptal ettik. 1 milyon fidanı toprakla buluşturma çalışması ise şu anda devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda her 3 Kasım'da 1 milyon yeni üyeyi temsilen 1 milyon fidanı toprakla buluşturmayı sürdüreceğiz. Evet, AK Parti Türkiye'nin en çok üyeye sahip
siyasi partisidir. Diğer partilerin tamamının üye sayılarını toplayın, 3 ile 5 ile çarpın, yine de AK Parti'ye yetişemiyor. Madem AK Parti milletin partisidir, madem AK Parti'yi kuran da yaşatan da millettir, öyleyse üye sayımızın da sürekli artması gerekir. İşte bu anlayışla 2020'ye girerken 2023 yılına kadar her yıl 1 milyon yeni üye hedefiyle kolları sıvadık. Hamdolsun AK Parti'nin 19 yıllık tarihindeki en yüksek yeni üye kaydını gerçekleştirmek suretiyle bu yılki 1 milyon yeni üye hedefimize şu an itibariyle ulaşıyoruz. Salgın şartlarının getirdiği zorluklara rağmen şu anda toplamda da 11 milyon 200 bin üye sayısını yakalamış bulunuyoruz. Öyle ki üyelerimiz kollarını açarak el ele verseler rahatlıkla Türkiye'nin bir ucundan diğerine insan zinciri oluşturabiliriz. Tabii 1 milyon yeni üye, 11 milyon 200 bin toplam üye deyip geçmemek gerekiyor. Her şeyden önce bu tablo milletimizin geleceğini hala AK Parti'de gördüğünün işaretidir. Türkiye'nin en geniş toplumsal tabanına sahip partisi sıfatıyla milletimizin güvenine layık olma sorumluluğunu da üstlenmiş bulunuyoruz. Ayrıca buradaki her bir rakam bir insandır, bir candır, bir yürektir, bir dünyadır, bir umuttur. Üyelerden bir kısmı parti binalarımıza bizzat kendileri gelerek kayıtlarını yaptırmıştır. Ama çoğunun evine veya iş yerine gidilmiş, kendisiyle konuşulmuş, görüşülmüş, yaptıklarımız veya yapacaklarımız anlatılmış, gönlü kazanılarak üye olmaları sağlanmıştır. Diğer yandan bazıları da bu rakamı gözlerinde büyütebilir. Ama girdiği seçimlerde aşağı yukarı her iki kişiden birinin oyunu alan bir partinin üye sayısının her 7 kişiden birine ulaşmış olması gayet tabidir. Hedefimiz nasıl bu ülkedeki her bir seçmenin oyunu özellikle alabilmekse, aynı şekilde 18 yaşını doldurmuş her bir kardeşimizi de partimizin üyesi olarak görmek istiyoruz. Biz insanların parti binalarımıza gelmesini bekleyen bir anlayışta asla olmadık. Olmayacağız. Her kesimden insanımızın evine, iş yerine, hayatını geçirdiği yerlere her gün bizzat gitmeliyiz. Buralarda onlarla muhabbet etmeli, dertlerini, sıkıntılarını dinlemeli, mümkünse bunlara çözüm üretmeli, değilse insanımızın gönlünü almalı, kendi yaptıklarımızı onlara anlatmalıyız. Telefonumuz 24 saat açık olmalı ve o anda cevap veremediğimiz her çağrıya muhakkak geri dönüş yapmalıyız. Milletle arasına duvar ören, kendini ulaşılamaz bir yere konumlandırmış, hele hele insanları küçümseyen bir AK Parti yöneticisi varsa, bulunduğu yerde özellikle söylüyorum, fuzuli şagil, yani haksız işgalci demektir. AK Parti'nin hiçbir il başkanı, ilçe başkanı, yöneticisi, belediye başkanı, milletvekili, velhasıl hiçbir temsilcisi milletten kopuk olamaz, kopuk yaşayamaz.